Bandırma Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Bandırma Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısında 5 madde ve 5 mazeret dilekçesi olmak üzere 10 madde ile toplantı gerçekleşti. Bandırma Belediye Başkanı Avukat Turgut Osun başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Bandırma Belediyesi'nin Eylül ve Ekim ayları içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve icraatlarının bulunduğu raporun sunumuyla başlanarak, geçmiş toplantıya ait tutanağın okunmasıyla toplantıya devam edildi. Şehirde yatamadık biliyorsunuz. Akçapınar Mahallesi'ne gidip orada vatandaşlarımızla bir araya geldik. Voltarımızla Akçapınar'daki yapılacak işlerle ilgili çalışmaları başlattık. Evet, Günaydın Mahallemizi biliyorsunuz komple baştan itibaren İhsaniye'nin belli bir kısmına kadar yeniledik. Gittik yerinde incelemelerde bulunduk. Baya baya Günaydın Mahallesi komple bitti. İhsaniye Mahallesi'nin de bir kısmına 17 Eylül'le İhsaniye bölgesine de geçildi. Çalışmalar devam ediyor. Yağmurlar yağmadan işleri toparlamak lazım. Yine Sulubah Mahallesi'nde de ekiplerimiz komple orada çalışmalar yapıyorlar. Ve sanayi esnafımızla da bir araya geliyoruz sürekli. Bol bol esnaflarımızla, lokantalarımızla, küçük sanayisi olsun, merkezi olsun onlarla bir araya geliyoruz. Muharrem ayında da yine aynı şekilde hem merkez olsun hem de sanayi olsun hem de pazar yeri olsun. Oralarda vatandaşlarımıza aşurelerimizi ikram ettik. Aralarını sen de odasın bak. Sana da aşure ikram ediyoruz. Evet, sosyal marketimizin açılışını da geçen aylarda gerçekleştirmişiz. Baya baya insanlar, vatandaşlarımız kullanıyorlar. Gayet de memnun bir şekilde. İnsanlar ne istiyorlarsa, yani ihtiyaç sahibi insanlar ne istiyorlarsa oradan gidip temel ihtiyaç malzemelerini temin ediyorlar. Bir tane gelen evrakımız var. 4 tane mazeretimiz var. Toplamda 10 tane gündemimiz var. Evet, Kasım ayı meclisimize başlamadan önce gündemimizi oluşturmak için sizin oylarınıza sunacağım. Evet, Kasım ayı meclisimize arkadaşlar 5 gündem, 1 gelen, 4 mazeretle toplam 10 gündem olarak başlatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin birinci maddesiyle ilgili herhangi bir maddi hata olmadığı da tespit edildi. Onunla ilgili geçmiş toplantıya ait tutanağın da kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesini okuyorum. Edincik Mahallesi 425 adada imar planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı. İlçemiz Edincik Mahallesi 425 adı 22 ve 23 parsellerde sanayi alanı amaçlı 1/5000 ölçekli lazım imar düzeni Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 24/8/2023 tarihli 156 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Evet, gündemin 3. maddesinin imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 4. maddesine geçiyoruz. Yenice Mahallesi'nin isim değişikliği talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı. Yenice Mahalle Muhtarlığı talebiyle Yenice Mahalle isminin halk diliyle bilinen sahil yenice olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun belediye meclisi tarafından incelenerek karar alınmasını arz ederim. Gelen evrak biri okutacağım. Gerçekten Bandırma için, yani biz hatta Türkiye için önemli konulardan bir tanesi ama bizim gibi imar planlarını ve eski yapılarının yoğun olduğu kentlerde önemli olan bir problem. İnşallah bu problemi de bugün itibariyle aşıyoruz tüm arkadaşlara. Özellikle kentsel dönüşümde riskli yapıları olan ve bu riskli yapılarını değiştirmesinde önünde bulunan bu otopark yönetmeliğiyle ilgili problem bugün itibariyle Bandırma gündeminden kalkacak. Bundan sonra Bandırma'da riskli yapı olsun, işte kentsel dönüşüm olsun, bunun çözümünü yine bu meclis gerçekten almış olduğu kararlarla birçok önemli kararı aldı. Bandırma'nın istikbali açısından, Bandırma'nın önünün açılması açısından. Bu da çok önemli kararlardan bir tanesi. Riskli yapılardaki yapılacak otopark düzenleme usullerinin belirlenmesi hakkındaki komisyon raporu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı. Ağustos 2023 tarihinde 22.2.2018 tarihli ve 30.340 sayılı resmi gazetede yayınlanan otopark yönetmeliğinin 4. maddesine afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde yeni yapılacak yapıların otopark ihtiyacının çözümünde bu otopark yönetmeliğinde belirtilen usuller
herhangi bir öncelik sırası olmadan uygulanabileceği gibi otopark bedelini ve bu bedelin hesabına esas asgari otopark miktarlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ruhsat vermeye yetkili idaresince meclis kararı alınmak suretiyle farklı usuller de belirlenebilir fıkrası eklenmiştir. Yani komisyonumuzun bu haline geçmesini tabii ediyoruz. Yani bu şu anda çözülüyor yani otopark yönetmeni diyorsun değil mi? Evet, bu haliyle çözülüyor. Yani bu riskli yapılarda kentsel dönüşümün olabilecek. Evet, Yusuf abi. Yusuf Atçın Dömer, Cihan Yılmaz, Adil Levent Coşkun ve Metrop arkadaşlarımız sizde var mı? Metrop arkadaşlarımızın mazeretli sayılmasını oylarına sunuyorum. Kabul edenler? Evrenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Son dönemde Bandırma'nın gündeminde gerçekten bu baz istasyonu konusu, özellikle Çamlık bölgesinde baz istasyonu konusu gerçekten hem spekülasyonlara neden oldu hem de böyle birbirinden yani Bandırma Belediyesi'nin asılsız şekilde itibar kaybetmesine ve bizim de hedef olduğumuzda sebep oldu. Tabii 2002 senesinde Vodafone grubu Bandırma Belediyesi'ne biz böyle böyle yapmak istiyoruz diye başvuruyor. Bizim de mülkiyetimizde olmadığından dolayı bizim mülkiyetimizde değiliz, muhatabı biz değiliz diye cevap veriyoruz. Daha sonra onlar askeriyeye, yani tabii bölgenin, bizim sadece orada o alanı kullandığımızdan, mülkiyet bizde olmadığımızdan dolayı askeriyeye müracaat ediyorlar. Askeri de Milli Savunma Bakanlığı'na yazıyor. Milli Savunma Bakanlığı Milli Emlak'a yazıyor. Daha sonunda bizim oradaki, yani şu anda mevcut kazılıp, yerinde direğimizin, bizim kendi direğimizin olan alanda direğin güçlendirilecek şekilde yapılmasıyla ilgili Milli Emlak ve askeriye karar veriyor. Tabii bize de arkadaşlar müracaat ediyorlar. Bizimkiler de direğin değiştirileceğini düşünüyor. Baz istasyonunun kurulmasıyla ilgili herhangi bir müracaatları vesaireleri yok. Daha sonra bunlar direği söküyorlar. Orada gayet güzel bir şekilde de betonlayıp temel atıyorlar. Bu konuyla ilgili olarak da tabii temel atılmasından sonra bizim haberimiz oldu. Biz de hemen duruma müdahale ettik. Baz istasyonu kuruluyormuş çünkü oraya. Biz mevcut direğin güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor diye biliyoruz. Tabii bu konuyla ilgili şikayetler olunca biz hemen duruma müdahale ettik. Ben öncelikle garnizon komutanlığıyla daha sonra görüştüm. Hemen yani akabinde garnizon komutanı da ziyarete gelecekti. Hani konunun aslı nedir? Kimden izin aldı, nasıl yapılıyor bu işle ilgili, çünkü konu gerçekten gündeme taşınınca. Garnizon komutanı da bana ilgili belgeleri, bilgileri verdi. Milli Emlak tarafından, kaymakamlığımız tarafından imzalanmış bir kira sözleşmesi var, kira mukavelesi var. Fakat tabii ben bunun burada olmasının çok doğru olmadığını, kamuoyundan bu konuyla ilgili çok ciddi şekilde tepki olduğunu kendilerine ilettim. Daha sonra aynı gün Vodafone ve bu işi yapan arkadaşlar da geldiler. Vodafone Bölge Müdürlüğü'nden sanırım. Kendilerine bu işin burada yapılmasının doğru olmadığını, her ne kadar ellerinde kira sözleşmesi, Milli Emlak'la imzalanmış kira sözleşmesi olsa da burada halk sağlığı açısından sıkıntı olacağından dolayı ben kendilerine bunu burada yaptırmayacağımı söyledim. Ve onların girişi çıkışıyla ilgili de yasağı getirdim. Tabii gidin kendi müdürlerinizle de konuşun, amirlerinizle de konuşun. Bize bu konuyla ilgili menfi veyahut da müsbet biz geri dönüş yapın. Yani yapmanızı istemiyoruz. Kamuoyunda böyle bir durum var ve ben de bunu yaptırmayacağımı sizlere söylüyorum dedim. Onlar da kendi genel müdürlükleriyle görüşüp dönecekler ama bu süre zarfında biz zaten onların girişini çıkışını komple yasakladık. Önümüzdeki tabii biz Ankara'ya gitmeden önceki çarşamba günü bizi ziyaret edeceklerdi. Fakat bizim de Ankara'ya gideceğimizden dolayı gelemediler ama 1-2 gün içerisinde gelecekler diye bekliyorum. Kendilerine başka yer gösterebileceğimizi de söyledim ben. Yani illa orada, çünkü sonuçta orası gerçekten binlerin spor yaptığı, işte yürüyüş yaptığı, çocukların gittiği, oyun oynadığı, binlerin gittiği bir rekreasyon alanı. Zaten Bandırma'da bu alanlar çok yok ve kamuoyunda da bununla ilgili sıkıntı var. Sonuçta halk sağlığı bizim için en önemli olanlardan bir tanesi. Bizim de bunu düşünmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki onlar bu konuyla ilgili de sağduyulu düşünüp bizim kendilerine gösterebileceğimiz bir yerde bunu yapacaklarını düşünüyorum. Onlardan bir haber bekliyoruz. Zaten bu haber gelmediği takdirde normalde bunlar USAD'a tabi.
Yani bunlar bizden ruhsat almaları lazım. Beton dökmeleri için, demir bağlamaları için ruhsat almaları lazım. Zaten onları da almamışlar. Kaçak bir iş yapıyorlar. Ben orayı kaçak işlemden dolayı, kaçak yapı yapmaktan dolayı hem cezalarını keseceğim hem de gece kondu kanununa göre ben yıkacağım aynı. Ama şimdi tabii onlardan da bir haber bekliyoruz. Sonuçta kaymakamlıkla yapılmış bir sözleşme var. İşte askeriyeden alınmış izinleri var. Ondan sonra milli emlaktan alınmış izinleri var. Onlarla ilgili bizden bir geri dönüş bekliyorum. Çünkü sonuçta bizim bölgemizde Vodafone çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Nezaket çerçevesinde tatlı dille, güler yüzle, iyi niyetle bu işi çözeceğiz. Çözemiyorsak da bizim kanunun bize vermiş olduğu yetkilerle ilgili olarak da elimizden geleni yapıp orada vatandaşın hakkını da savunacağımızı buradan kamuoyunda ben sizlerin huzurunda söylemek istiyorum. Çünkü işte AK Parti grubumuz olsun, Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz olsun, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olsun ve kamuoyu olsun gerçekten bu konuda hassas. Hassas da bir duruş da gösterdi. Herkese de biz bekleyin haber dedik. Onlardan da bir haber bekliyoruz. Eğer bize geri dönüş yaptıkları takdirde zaten bunu da biz kamuoyuyla önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Tabii şöyle bir şey var, her şeyden sorumlusu belediye tutuluyor. İşte ne bileyim, halbuki bizle alakalı olan bir durum değil. Mülkiyeti bizde değil çünkü oranın. Mülkiyeti bizde olmadığı için de bizle alakalı yok ama bizim orada... Yani orayı kazdıktan sonraki bizim şeylerimizi zabıta, millete bir şey gelmesin diye biz onları koyduk. Vay siz yapıyorsunuz, siz onlara yol veriyorsunuz diye kamuoyunda da çok ciddi şekilde spekülasyonlar var. Onları da en azından buradan meclisin huzurunda vatandaşları da aydınlatmış olalım. Konunun takipçisiyiz yani arkadaşlar. Herkesin bu konuyla ilgili ne kadar hassas olduğunu da biliyoruz. Bizler de sizler kadar hassasız çünkü bizler de orada yürüyüş yapıyoruz, spor yapıyoruz diyorum. Ne yaptık? Şimdi tarih belirliyoruz değil mi? Eklemek isteyen var mı bu baz istasyonu konusunda? Arkadaşlar? Evet, eklemek isteyen yoksa Kasım ayı meclisimizi 5'i salı mı yapalım? Pardon, düzeltiyorum. Aralık meclisimizi 5'i salı yapalım mı? Evet. 5'i salı saat 6 olmak üzere arkadaşlar Kasım ayı meclisimizi kapatıyorum. Aldığımız kararları bandırmamıza hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.